Sizi. Nereye? Koşuyor. Sen beni sattın ben gideyim. Baba yoruna kadar sarılmışlar. İlk sıkıntımız Bağkur'la ilgiliydi. Biliyordunuz Bağkur primleri yükseldi. Bu konuyla ilgili Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, TESK Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken'i ziyaretinde dile getirmişti. Yakın bir zaman içerisinde Bağkur primlerinde bir indirime gidileceğini müjdesini yakın zamanda açıklayacağını söyledi Sayın Başbakanımıza. Kayıt dışı ile ilgili odaya yapmaya şikayetler geliyordu. Kayıt dışı ile ilgili 20 kişilik bir ekip oluşturmuş durumdayız. Ve kayıt dışını %95 halletmiş durumdayız. O %5 de çok düşük bir seviyede. O da ulaşamadığımız noktalardır. Bu arada sizlerden yardım bekliyoruz. Kayıt dışı ile ilgili gördüğünüz her yerde iş yerini bize bildirmenizi istiyoruz. En büyük sorunumuz, arkadaşlar buraya dikkat edelim. Fiyat tarifesi ile ilgili. Bakın fiyat tarifesi ile ilgili camlarda yazılar vardı. Biz bunları bitirmiş durumdayız. O arkadaşların hepsi indirdiler. İyi niyet göstererek. Bir arkadaşımızla bir sıkıntı yaşadık. Mahkemeye gitmek zorunda kaldık. Mahkemeyi de odamız ilk mahkemede kazanmıştır. Sizlerden ricam düşük fiyatta çalışmayınız. Emeği ucuza satmayınız. Sizden bu konuda rica ediyorum. Mesleğinizi, tarifeniz neyse fiyat tarifenizi uygulayınız. Çırağlık Okulu'nun disiplin kurulu üyesiyim ben. Geçen gün müdür beyle oturduk, konuştuk. Yanınızda çalışmayan, bakın ya buraya dikkat edelim. Yanınızda çalışmayan usta ve çıraklara, kalfalara imza vermeyin. Kaşenizi vurmayın. Faizsiz krediye başvurup alamayan arkadaşlarımız var. Devlet tarafından kredi şu an durdurulmuş durumda bildiğimiz kadarıyla. En yakın zamanda bu da uygulamaya geçecektir. Biraz sabırlı olursanız bu iş de çözülecektir. Bir diğer konumuz da arkadaşlar biliyorsunuz basın ilan kurumuyla bir anlaşma yapmışız. İki yerel gazete bulunduran esnafımızı geziyoruz. Çekiliş sonucunda çeyrek altın kendilerine hediye ediyoruz. Şu an Nihat Abacı da burada, kendisine teşekkür ediyorum, toplantıya katıldı. Çekilişimizi ve gezilerimizi şu şekilde yapıyoruz. Bilginiz olsun niye bize gelmediniz diye. Biz çekilişi önce mahalle olarak belirliyoruz, çekiyoruz. Bugün atıyorum neresi çıktı falan yıl oraya gidiyoruz. Mesela yarın Sıma Pınar'ında olacağız. Sıma Pınar esnafımızı gezeceğiz. İki yerel gazete bulunduranı çekiliş sonucunda altını kendisine hediye edeceğiz. Mesleğimizin duayenlerine 3 aydır araştırma yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi mesleğimizin duayenleri şu an ön tarafta oturuyorlar. Hepinize hoş geldin diyorum. Hepinizin ellerinde öpüyorum. Tabii. Bana seni çekiyorum. Şöyle bak. Celal Bey'e bak. Şöyle bir yere bak. Hareket var. Abi şöyle bir resim alalım başka arkadaşlar. Abi şöyle dönelim. Yazı kısmı bu tarafa dönsün. Tamam abi, şimdi buraya bakarsan. Ben de bu plaketin değerli ustam.